Avrasya Hastanesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü programı düzenledi. Günün önemine değineceğimiz için mutluyuz. Çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bu ülkeyi yönetecekler, sahip çıkacaklar, kişilikleriyle saygı duyulacak bireyler olacaklar. Avrasya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Hüseyin Urlu, Çocuk Günü'nün önemiyle ilgili konuştu. Böyle önemli günlerde topluma düzgün, iyi mesajlar verme fırsatı olduğu için teşekkür ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bugün burada bizimle beraber oldukları için. Evet, çocukken her şeyin çok çok daha güzel olduğunu, birçok şeyleri zamanla öğrendikten sonra farkında oluyoruz. Çocukluk güzel bir şey. Ben çocukken çocukların çok sevildiğini görüyordum. Acaba bu sevgi niye, acaba iltifat mı diye gibisinden de düşündüğüm zamanlar oldu. Ama her yerde çocukların müthiş bir sempati yarattıklarını gördüm. Onlar toplumda sevgiyi besliyorlar. Mükemmel bir ortam yaratıyorlar. Cıvıltılarıyla, sesleriyle, hareketleriyle. Çok güzel bir şey gerçekten. Ama bu çocuklarımızın da böyle çocuk hakları gibi bir takım haklarının artık bilinmesi, öğrenilmesi ve buna göre hareket edilmesi de güzel bir şey. Programda çocuklar şiir okudu. Açılmışız ufuklara, amacımız hep ileri. Esmer sarı beyaz zincir, biz yarının büyükleri. Bin hayal var çalışmakta, bin sevinç var başarmakta. Bir çiçeğiz şu toplumda, amacımız hep ileri. Esmer sarı beyaz. Profesör Doktor Asiye Nuhoğlu çocuk haklarının önemine dikkat çekti. 99 Dünya Çocuk Zirvesi olduğu dönem 99 birinci kurultay 2009'da yukarıda İbrahim Bey'le paylaştım. Maalesef Türkiye'de bir şey yapmadı. Avrasya Hastanesi İşletme Direktörü İbrahim Urlu çocuk çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özden gelen şeyler var. O şifrelerle geliyoruz. İçinde bulunduğumuz toplumun bize verdiği kattığı katkılar bunlarla başlıyor. Evet, Türk toplumunu çocukluğumda okuduğum zaman en acı hikayelerimiz. Yöremizde destanlar yazılırdı. Doğum yaparken ölen kadınların ağıtları var. Bu ağıtları dinlediğiniz zaman bugün bakıyorum ki evet, haklar anne karnında başlıyor. Savaşlar da anne karnında başlıyor.